Hanımefendi, bize göre iddia etmesin. Demişsiniz ki beni başka kadınlarla aldatıyor. Evet, o da var. Önceki sene 4 kez kaçtı kadınlarla. Otellerde nereye yaşadım kaçtı? Dedi. İstanbul içinde otellerde yaşadım dedi. Kendi söyledi. Kendi söyledi. Niye 3 kere evlendiniz hanımefendi? Daha önceki 2 evliliğiniz niye sürmedi sizin? Benim şansım, beni erkekler baştan seviyor, alıyor, ondan sonra istemiyorlar. Yani adamları bıktırıyor musunuz? Çok mu çene yapıyorsunuz? Yok, fazla konuşmam ben. Ben çok sakinimdir. Şimdi biraz sinirliyim. Bu eşim aslında kendi sinir hastası, kabul etmiyor. Alkol alıyor, devamlı içiyor. Beni hasta etti. Aslında hasta olan o. İyi de siz şimdi bu programdan çıkıp gene o adamın yanına gitmeyecek misiniz? Gideceğim. Ya size şiddet uygularsa, kötü bir şey yaparsa? Vallahi ben her şeyi göze aldım. Öldüreceğim diyor, öldürttüreceğim diyor, her şey söylüyor. Neden peki? Boşansın, kurtulun. Boşamıyor. Boşa diyorum, boşamıyor. Devamlı tehdit altındayım zaten ben. Çocuklarını öldürttürürüm diyor. Torununu, damadını öldürttürürüm diyor. Anneni öldürttürürüm diyor. Seni öldürttürürüm diyor. Hem beni istemiyor. Neden olayı tehdit ediyor sizi? Kıskanıyor mu? Demek ki kıskanıyor. Hem beni istemiyor, hem boşamıyor. Ben de anlayamadım. Kimseye yar etmem diyor. Boşamam seni diyor. Hem istemiyor, ben de bir şey anlayamadım. Bilmiyorum. Ne yardan geçiyor, ne serden geçiyor. Evet, evet. Boşanmıyor da, evet. Sizi aldatıyor iddianıza aldatıyor, göre. Aldatıyor, evet. Gençlerle, kendi söylüyor. Gençlerle, genç kızlarla aldatıyor. Kaç yaşındasın kocanız? Ben 51, 3 yaş büyük, 54 oluyor herhalde. 54 yaşında. Evet. Hala haftada 3-4 kere aldatıyor sizi. Her gece çalışıyor. İyi de ne zaman ne yaptığını bilmiyorum ki. Kocanızın ismi ne efendim? Mehmet Atik Uluç. Şunu bir çağırın da bir sırrını öğrenelim. 54 yaşında böyle haftada 5 gün aldatan bir erkek bu gücü nereden alıyormuş ya? Bilmiyorum. Bir de ona Udi Atik Hoca derler. Ut çaldığı için orada Udi Atik Hoca diye tanıyorlar. Şimdi hanımefendi şunu ben vermeye çalışıyorum. Bu programa niye geldiniz siz? Ben yardım istiyorum. Ondan boşanmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Gidecek yerim yok. Barosuna barodan bir avukat veriyorlar. Para almıyorlar. Niye o yolu denemediniz de böyle bir programa çıkarak eşinizi rezil ederek boşanma yolunu seçiyorsunuz? Yani boşamıyor. Tehdit ediyor. Tehdit. Bunun ucunda tehdit var. Benim ilk eşimden iki çocuğum var, torunum evet. Var. Onları yok ederim diyor. Seni yok ederim, anneni yok ederim diyor. Ben bir şey anlayamadım. Hem istemiyor hem boşamıyor. Bilmiyorum. Bir de şimdi buradan yayından çıkınca gene onun yanına gitmeyecek misin? Gideceğim. Ne olacak o zaman? Vallahi ne olursa olsun. Gideceğim. Boşasın. O beni boşayana kadar ben o eve gitmek zorundayım. Allah Allah. Gidecek yerim yok. O da ondan yapıyor. Affedersiniz. Eşek gibi çekeceksin beni Allah diyor. Gidecek kapın yok diyor. Çocuk da gerek yok be abicim. Ben ne yapabilirim? İstediği gibi beni eziyor. Gidecek kapın yok diyor. Mecbursun, çekeceksin diyor.